Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri hoş geldiniz. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı aday adaylarından Örsan Öğmen'in bazı sözleri gündem oldu. Kendisi ihtiyaç dışı, ihtiyaç fazlası imam hatiplerinin kapatılabileceğini ve 18 yaş altında Kur'an kursu eğitiminin doğru bulmadığını aktardı bir televizyon yayınında ve ardından bir linç kampanyası başladı. Bugün kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Öğmen. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle tabii ilk değerlendirmenizi alacağım sizden, çünkü hem iktidara yakınlığıyla bildiğimiz medya kanalları hem de kişisel olarak Twitter'da bildiğimiz hesaplar sizi çok sert eleştirdiler. Neler söylemek istersiniz? Konuşmalarınız çarpıtıldı mı sizce? Şimdi öncelikle benim söylediğim Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediğinden farklı bir şey değil. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu ve CHP'nin ilk genel başkanı Mustafa Kemal Atatürk ne diyorsa biz de o çerçevede onları söylüyoruz. Başka bir deyişle 1924 yılında kabul edilen Öğretim Birliği Tevhid-i Tecrisat yasası ne diyorsa onu söylüyoruz. Yani bu yasa benim bildiğim kadarıyla ortadan kaldırmadı. Halen geçerli olan bir yasa. Dolayısıyla benim bu sözlerimin üstelik de çarpıtılarak yansıtılması birincisi dürüstlük ilkesiyle bağdaşmıyor. İkincisi bu benim üzerinden Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılda 100. yılında Atatürk'ün hem şahsına hem de Atatürk'ün aydınlanma devrimlerine yönelik bir linç kampanyasıdır aslında. Yani bu doğrudan benim üzerinden Atatürk'e bir saldırıdır. Atatürk'e saldırma cesaretini bulamayanlar bunu benim üzerinden yapmaktadırlar. Benim söylediğim birincisi İmam Hatip okullarının toptan ve tamamen kapatılması diye bir şeye hiçbir zaman söylemedim. Bu televizyon yayınında da söylemedim. Söylediğim şey şudur. İmam Hatip okulları camilere imam ve hatip yetiştirmek üzere kurulmuş meslek okullarıdır. Ve bu şekliyle de varlığını sürdürmelidir. Çünkü laiklik ilkesinin geçerli olduğu bir ülkede, ki bu anayasa maddesidir aynı zamanda, Türkiye Cumhuriyeti demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Anayasanın ikinci maddesi. Anayasanın 24. maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi, hukuki, ekonomik yapısını kısmen bile olsa din kurallarına dayandıramazsınız diye açık bir şekilde yazar. Dolayısıyla laiklik ilkesi de dinin, devlet, siyaset, hukuk, eğitim işlerine müdahale etmemesi ve bu koşulla devletin de dindar olan vatandaşın dini inanç ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alması veya dindar olmayan vatandaşın da dünya görüşünü, yaşam tarzını güvence altına almasıdır. Dolayısıyla laiklik dinsizlik değildir. Laiklik farklı dinleri, mezhepleri, felsefi dünya görüşlerini bir arada barındıran, onların aynı toplum ve devlet içerisinde yaşamasını sağlayan bir uzlaşma formülüdür. Benim söylediğim de zaten budur. Yani imam hatip okullarının imam ve hatip yetiştirmek üzere meslek okulları olarak var olması başka bir şey. İmam Hatip okullarının hem nicelik hem nitelik bağlamında Öğretim Birliği yasasını delmeleri başka bir şeydir. Şimdi Öğretim Birliği yasası bildiğiniz gibi işte medreselerin kapatılması, 1924 yılında halifeliğin kaldırılması aynı yıl, medreselerin kapatılması ve herkesin yani halifeliğin kaldırılması ayrı bir yasa tabii. Öğretim Birliği yasasından ayrı ama ikisi de aynı yıl çıktı. 1924 yılında halifelik kaldırıldı ve aynı yıl Öğretim Birliği yasası kabul edildi. Medreseler kapatıldı. Öğretim Birliği yasası da şunu öngörüyor. Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bilimsel, laik bir eğitim hakkına sahip olması ve bu eğitim sürecinden geçmesi. Siz şimdi İmam Hatip okullarını imam ve hatip yetiştiren meslek okulları olmaktan çıkarttığınız zaman hem müfredatıyla
hem de sayısıyla, niceliğiyle, yani şöyle şunu anlatmaya çalışıyorum. 80 bin, 90 bin cami var. O ihtiyaç ölçüsünde imam ve hatip yetiştirmek yerine, yani yüzlerce imam hatip okulu varken bu bir anda AKP döneminde binlerce okula dönüşmüşse ve on binlerce mezun veren okullar milyonlar, bir milyonu aşkın mezun veriyorsa, artık burada camileri imam ve hatip ya da ilçelere, illere müftü yetiştirmek üzere kurulan okullar olmaktan çıkıp eğitimi dinselleştirme projesine dönüşmüş oluyor. Yani herkesi imam yapmak gibi diyebiliriz belki, bunu bir benzetme yapacak olursak. Yani imam cumhurbaşkanı, imam milletvekili, imam bürokrat, imam medya üyesi, imam öğretim üyesi gibi. Yani herkesi belli bir dinin ve mezhebin yörüngesine oturtmaya çalışma projesine dönüşüyor. Benim söylediğim bu. Şimdi mesela bazı kanallar özellikle bunu açıkladığım halde, hatta ihtiyaç ötesi olanlar kapatılmalı dediğim halde, ihtiyaç ötesi sözcüğünü çıkartıp, yani insanda biraz da dürüstlük olur. Hani benim bildiğim Müslüman insan yalan söylemez, iftira atmaz, değil mi? Zulüm yapmaz vesaire. Şimdi dolayısıyla burada ahlaklı ve dürüst bir biçimde benim söylediğimi bir kere önce tam olarak aktarılması gerekiyor. Herkes, beni tanıyan herkes zaten benim insanların dini inançlarına ve ibadet özgürlüğüne saygılı olduğumu bilir. Hatta daha öte bir şey söyleyeyim size. Ben üniversitede öğretim üyesiyim. Üniversitede türban yasağına karşı çıkmış bir insanım. Üstelik de bu yasak kalktıktan sonra değil, bu yasak varken, yani bu yasak halen geçerliyken ben türban yasağının, yani türban ya da başı örtülü olanın, neyse adına ne dersek diyelim, başı örtülü olanların üniversitede eğitim görme hakkından mahrum bırakılmasına karşı çıkmış ve bu konuda risk almış bir insanım. Bu bütün yazdıklarımda, çizdiklerimde arşivdedir. Aksine dair de kimse bir şey bulamaz. Dolayısıyla bu üniversitedeki başörtüsü yasağı diyelim isterseniz, başörtüsü yasağının laiklikle de uzaktan yakından bir ilgisinin olmadığını, bunun üniversitede kıyafeti ne olursa olsun herkes bilimsel laik üniversite eğitimden faydalanmalıdır biçiminde bir çizgimin olduğunu herkes bilir. Benim hatta başörtülü birçok öğrencim olmuştur. Onlarla bugüne kadar da hiçbir zaman bir sorun da yaşamadım. Ondan sonra her zaman her kesimden, dini, mezhebi, etnik kimliği ya da felsefi görüşü ne olursa olsun herkesle iyi diyaloglar içinde olmuş bir insanım ben. Şimdi burada yapılan şey tamamıyla hem benim dünya görüşümün hem de ifade ettiğim şeylerin, ki bunu da ilk defa söylüyor değilim. Ben bunu Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarımı okuyan herkes bilir zaten, yıllardır yazdığım bir şey. Ama şimdi CHP Genel Başkan adayı oldum diye bunu bir odak noktası haline getirip buradan işte siyasi rant elde etmeye çalışan bir takım odaklar var. Şimdi Kur'an kursu meselesi de örneğin, yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Tüm vatandaşların dini, mezhebi, etnik kimliği ya da dünya görüşü, felsefi görüşü ne olursa olsun hepsine saygı duyulması gerekiyor. Zaten o yayında da söyledim. Tarikatlar, cemaatler, yani biz nasıl başkalarına bir yaşam tarzını dayatmak istemiyorsak, tarikatların, cemaatlerin de, veya kökten deyince tüm tarikatlar, cemaatler belki aynı kategoride değil ama laiklik karşıtı kökten deyince tarikatlar ve cemaatlerin de kendi yaşam tarzlarını herkese dayatmak ya da çocukları, vatandaşları bilimsel ve laik eğitimden mahrum bırakmak gibi, onları bilimsel laik eğitim dışına atmak gibi bir ve küçük çocuklara bir seçme hakkı olmayan aslında çocuklara, gençlere bilimsel laik eğitimden uzaklaştırmak gibi bir hakları olmamalı. Şimdi dolayısıyla yani şey ayrı bir şey, yani imam
ve hatip yetiştirmek üzere meslek okullarının olması başka bir şey. Bunların eğitim sistemini, yani bilimsel laik eğitim sisteminin ters yüz edilmesi başka bir şey. Kur'an kursuna gelecek olursak, Kur'an kurslarının yasal olanları var, kaçak olanları var. Kaçak olanları zaten yasa gereği. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da zaten kapatılması gerekir. Bu zaten, yani benim söylememe gerek yok bunu. Malum ilan bu hukuk gereği, yasa gereği kaçak adı üstünde. Yani kaçak olan bir şey nasıl var olabilir? Yasal olanlar elbette bunların kapatılmasına gerek yok. Hatta kapatılmamalı. Çünkü isteyen Kur'an'ı öğrenebilmeli. Ama Kur'an dediğimiz metin binlerce sayfadan oluşan, ya 6000 küsur ayet ve gerçekten belli bir anlama yetisini, yani bilişsel bilim açısından da pedagoji bilim açısından da, yani kolay okunabilir bir metin değil. Dolayısıyla yani ortaokulda, lisede öğrenciler bildiğiniz gibi yani bir paragraf metni bile okumakta zorlanıyorlar. Hatta Türk Dili ve Edebiyatı derslerinde bir paragraf verilir. İşte bu paragraf ne anlama geliyor? Bildiğiniz gibi bu şey sonuçlarında PISA, işte eğitim ölçütleri vesaire, orada bizim ülkemizde vatandaşın zaten bir okuduğunu anlayamama sorunu var. Eğitim sistemindeki ezberci yaklaşımdan dolayı kavrama olayı yok. Dolayısıyla yani bırakın hani bir paragraf metni anlamakta zorlanan öğrenciler binlerce, yüzlerce, binlerce sayfayı okuyup anlamak, kavramak konusunu nasıl başaracaklar? Zaten bu Kur'an kurslarında biliyorsunuz bir şeyi anlamak, kavramaktan ziyade ezberletmeye yönelik bir şey, ne diyelim, yöntem uygulanıyor. Hı hı. Dolayısıyla birisi reşit olduğu zaman, yani belli bir eğitim sürecinden geçmiş, ilk öğretim ve lise eğitimden geçtikten sonra en azından kendisini okuduğunu anlama konusunda tabii iyi bir eğitim sisteminin var olduğunu varsayarsak, en azından idealde olması gereken, orada kendi geliştirdikten sonra bu metni okuyup anlaması, isteyenin kendi özgür iradesiyle bir Kur'an kursuna yazıp bunu anlaması ve anlayarak okuması diyelim isterseniz, daha fazla, daha olumlu bir etki yapar. Dolayısıyla benim söylediğim şey tamamıyla pedagojik bir şey. Yani öğrencilere yine hani belli bir tepeden inme bir biçimde, ezbere bir biçimde bazı şeylerin dayatılmaması ve öğretim birliği yasasının ihlal edilmemesi. Öncelikle öğretim birliği yasasının öngördüğü biçimde herkesin temel bir eğitim sürecinden geçmesiyle ilgili bir konudan bahsediyorum. Yani Kur'an kursları veya İmam Hatip okulları mevcut öğretim birliği yasasının öngördüğü bilimsel laik eğitime alternatif eğitim modelleri olmaktan çıkmalı. Söylediğim o. Yoksa bunların hepsi kapatılsın diye bir cümle. İstediğiniz kadar arkeolojik kazı yapın. Yazıp çizdiklerimde 30 yıldır hiçbir şey bulamazsınız. O konuda her zaman tutarlı olmuşumdur. Sayın Öğmen, çok özür dilerim. Bölüyorum ama. İlahiyat fakülteleri meselesi vardı. Yani bir cümle sadece onu söyleyeyim. İlahiyat fakülteleri de dünyanın her yerinde var ve bizde de olmalı. Teoloji fakülteleri, ilahiyat fakülteleri, ama dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde yüzü aşkın ilahiyat fakültesi yok. Yani bunların niteliği daha yüksek olmalı, kalitesi daha yüksek olmalı, sayısı daha az olmalı. Yani üniversite kampüslerini kuşatacak şekilde bayrak açar gibi teoloji fakültesi kurduğunuz zaman hem nitelikten taviz veriyorsunuz hem de bir anlamsız oluyor. Üniversite eğitimini kuşatmak gibi bir durum ortaya çıkıyor. Yani dünyanın hiçbir ülkesinde, demokratik ülkelerden bahsediyorum, yani bir Avrupa ülkesini düşünün, Fransa, Almanya ya da Britanya, neyse, Kanada, böyle yüzü aşkın ilahiyat ya da Türkiye nüfusla ölçelim isterseniz, yani Almanya, Fransa ile karşılaştırılabilir, bakın bu çok önemli, yüzü aşkın ilahiyat fakültesi yok. Binlerce İncil kursu, siz gördünüz mü Almanya'da, Fransa'da binlerce İncil kursu diye bir şey var mı? On binlerce, bırakın binlerce, bizde on binlerce var. On binlerce İncil kursu, yüzü aşkın ilahiyat fakültesi ya da binlerce İmam Hatip okulu tarzı dini eğitimin de verildiği, yüzde müfredatın %40'ının dini içerikli olduğu bir 3 bin, 4 bin, binlerce okul siz gördünüz mü?
herhangi bir demokratik ülkede. Mesela Amerika'da işte Katolik okulları var, en fazla orada var Avrupa ile karşılaştırıldığında. Orada da hem genel eğitimin içindeki yüzdeleri çok yüksek değil, hem de müfredata baktığın zaman bizdeki imam hatip okullarında olduğu gibi eğitim müfredatının %40, yaklaşık %40'ı dini içerikli değil. Dini içerikli derslerin yüzdesi oranı bizim imam hatip okullarına göre çok daha düşük. Hı hı. Ama bu Amerika örneği. Ki Amerika'da bile böyle bir model yok. Ama hı hı. Avrupa'da zaten hiç yok. Dolayısıyla benim söylediğim gayet olağan, yani demokratik paradigma içerisinde olağan bir şeyi, böyle sanki olağanüstü bir şey söylemişiz gibi işte abartarak, çarpıtarak aktarılmasının ne iyi niyetli bir alakası olabilir, ne de ahlaklı, erdemli bir duruşla, faziletli bir duruşla alakası olabilir. Peki Sayın Öymen, bir yandan da şöyle bir durum var aslında. İmam hatiplerin elbette hepsi kapatılsın diyenler de olabilir, demeyenler de olabilir. Bunu çeşitli şekilde temellendirirler ama şöyle bir sorun da var aslında. Bazı bölgelerde, özellikle küçük, daha yerel, belki ilçeler, mahalleler, tek bir okul oluyor ve bu da imam hatip okulu oluyor. Dolayısıyla velinin de öğrencisini parayla bir özel okula servis ücretini de ödeyerek gönderme şansı yoksa aslında tek bir alternatifi kalıyor. Bunun da eleştirilmesi gerekmiyor mu? Evet, yani bu da ayrı bir şey. Yani planlama yapılırken her ilde ve ilçede ve köyde vatandaşların önüne farklı alternatiflerin konabilmesi gerekiyor. Şimdi öğretim birliği yasasına dönecek olursak mutlaka bilimsel laik eğitimin verildiği. Yani nedir bu kastettiğim şey? İlk öğretimde ve lisede işte doğa bilimleri, sosyal bilimler, matematik, dil, Türk dili ve edebiyatı vesaire, sanat, yani bilim, felsefe, sanat, dil alanlarında derslerin olduğu bir eğitim modeli. Yani bu tek tip eğitim falan değil, bu aslında diyalektik, çoğulcu bir eğitim anlayışı. Çünkü orada sorgulama var, analitik düşünme var, ondan sonra kavrama var, ezberleme yerine, ideal tabii eğitim modelinden bahsediyoruz, fiili durumdan değil. Dolayısıyla sorgulamanın, analitik düşüncenin, yaratıcılığın olduğu bir eğitim sisteminde zaten tek tip bir insan modeli ortaya çıkmaz. Bunu söylemem nedeni şu, şimdi İmam Hatip okullarının bugünkü haliyle, yani niceliği ve niteliği ile bugünkü yapısıyla var olma biçimini savunanların tezi şu, işte biz tek tip eğitim istemiyoruz, biz o tür bir laik, bilimsel, diyalektik eğitim sürecinden çocuklarımızın faydalanmasını istemiyoruz. Bu arada kararı veren anneler ve babalar, buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Yani bu çocuklar kendi özgür iradeleriyle bir karar almıyorlar. Onun için onlara yönelik tepkilere de ben karşıyım. Ben buradan bütün İmam Hatip okullarındaki öğrencilere de seslenmek istiyorum. Yani onların suçlanması, işte onların dışlanması ya da işte orada öğrenci oldukları için onlara ikinci sınıf vatandaş muamelenin yapılması, ben buna şiddetle karşıyım. Yani onu bir kere ortaya koymak isterim. Yani o öğrencileri suçlamak, onları damgalamak, bu da ayrıca yanlış bir şey. Çünkü bunu yapanlar da var. Benim kastettiğim şey, şimdi bu öğrenciler kendilerini İşte bir anda bir okulun içinde buluyorlar. Yani bir şeyin içine atılıyorlar ve orada bir mücadele veriyorlar. Dolayısıyla yani burada aslında annelerin, babaların kararıyla, biliyorsunuz, bu eğitimin içinde buluyorlar kendilerini. Şimdi söylemek istediğim şey aslında şuydu. Yani bu İmam Hatip'in bugünkü yapısıyla, İmam Hatip demiyorum kategorik olarak, bugünkü yapısını savunanlar şey diyor, yani biz tek tip eğitim istemiyoruz, çocuklarımızı başka tür bir eğitimden, dini ağırlıklı ya da en azından %40-50'si dini içerikli dersler, yani işte kelam, siyer, fıkıh ya da Kur'an ya da peygamberin, Muhammed'in hayatı gibi, hadis gibi dersleri de içeren
bir eğitim müfredatından faydalanmasını istiyoruz diyor veliler diyelim, anne babalar. Ama yani bu aslında tek tip insan ya da bir şablona sıkıştırılmış insan modelini hedefleyen müfredat aslında bugünkü haliyle, tekrar ediyorum, bugünkü haliyle İmam Hatip'teki müfredat. Yani bilimsel ve laik eğitim sistemindeki müfredatta zaten bir kişinin bir şablona sıkışması, bir tornadan çıkmış, fabrikadan çıkmış bir birey olması mümkün değil. Çünkü orada eğer iyi bir biçimde bu uygulanıyorsa bu eğitim modeli, analitik, sorgulayan, yaratıcı vatandaşlar yetişir. Orada tez vardır, antitez vardır, sentez vardır. Herkes aynı şeyi düşünmek zorunda değildir. Farklı düşünceler olabilir. Eğer konu din ise dindar vatandaş da olabilir ya da farklı dinden mezhepten insanlar da olabilir ya da dindar olmayan vatandaşlar da olabilir. Yani sadece din bağlantılı söylemiyorum. Dolayısıyla burada çoğulcu bir yapı vardır. Şimdi yani İmam Hatip okullarındaki öğrenciler de aslında birçoğu kendi eğitim müfredatlarını sorguluyorlar. Yani bu, ben İmam Hatip mezunu olan bir sürü öğrenciyle diyalog halindeyim, iletişim halindeyim. Onlarla her zaman da iyi ilişkiler içinde oldum. Kendileri de beni bilir zaten. Dolayısıyla yani o İmam Hatip okullarındaki öğrenciler de benim bu söylediğim şeyleri, birçoğu hepsi olmasa da, düşünüyorlar. Yani keşke biz burada okumasaydık, başka bir yerde okusaydık diyenler var. Ya da keşke bu okulun müfredatı biraz daha farklı olabilseydi diyenler var. Keşke hocalarımız, öğretmenlerimiz bize şunları şunları da anlatabilseler. Yani sadece işte hadislerde anlatıldığı biçimiyle, Kur'an'dan bahsetmiyorum, hadislerde anlatıldığı biçimiyle yani Arap kültürünün, Arap din alimlerinin anlattığı biçimde değil de, örneğin Anadolu'daki Müslümanların, işte Mevlana'nın, Yunus Emre'nin ya da Hacı Bektaşi Veli'nin ya da Şeyh Bedrettin'in anlattığı, aktardığı biçimde bize İslam dinini anlatan öğretmenlerimiz, hocalarımız keşke olsa, hiç yok demiyorum ama keşke bunların sayısı daha fazla olsa diyenler, yani Anadolu kültürüne sahip çıkan, yani Arabistan kültürü yerine de İslam'ın Arabistan yorumu, Arabistan çöl kültürü yorumu yerine İslam'ın Anadolu yorumuna daha çok yer verilse diyen birçok öğrenci var. Bu tabii şimdi müfredatla alakalı bir şey. Ama benim asıl kastettiğim şey İmam Hatip okullarının esasen kuruluş amacının meslek okulları. Yani nasıl ki her meslek için meslek okulları var ve camiler de çünkü Sünni mezhebinden, Alevi mezhebinden olanların ibadet yeri biliyorsunuz cemevi, cami değil. Ama Sünni mezhebinden olan Müslümanların ibadet yeri camilerdir. Dolayısıyla camiler elbette var olmalıdır. Çünkü Müslüman, Sünni Müslüman vatandaşlarımız camide ibadet sorumluluklarını yerine getirebilmelidir. Ve bunun için de imamları yetiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla ben İmam Hatip okulları toptan meslek okulları olarak da var olmasın, toptan kapatılsın diyenlere de karşıyım. Dolayısıyla yani burada aslında biraz yani aşırı uçlarda olan kimseyi memnun edemiyorum ben görüşlerimle. Çünkü yani bir tarafta İmam Hatip okulların tamamı kapatılsın, bunlar hiç var olmasın, hatta neredeyse camiler de kapatılsın diyecek bazıları. Yani buna da karşıyım ben. Ondan sonra da tam tersi, eğitimi dinselleştirelim, İşte İmam Hatip okulları her yerde egemen olsun. Ya da sizin dediğiniz lojistik nedenlerden ötürü de işte öğrenciler İmam Hatip okullarına gitmeye mecbur kalsın diyenlere de karşıyım. Dolayısıyla yani ben burada herkesi dürüstlüğe, ahlaka, adalete, insafa davet ediyorum. Yani her zaman bu konuda tutarlı olmuşumdur. Beni takip edenler, yazılarımı okuyanlar zaten bunu bilirler. Ama sizin dediğiniz de çok önemli bir şey. Yani öğrencilerin İmam Hatip okullarına lojistik bir kötü niyet planlamasıyla, yani bir eğitimin dinselleştirilmesi mühendisliği yoluyla
tek bir okula gitmeye mahkum bırakılması da ayrıca bir sorun. Yani bunun da haklısınız, katılıyorum size. Bunun da ayrıca eleştirilmesi gerekiyor. Ama benim söylediğim tabii daha da öte bir şey. İmam Hatip okulları amacına uygun bir biçimde, yani amacına uygun bir biçimde işlev görmelidirler. Sayın Öğmen, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Herkese sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Aday Adayı, aynı zamanda gazetemiz yazarı Örsan Öğmen bizlerle birlikteydi. Kendisi katıldığı bir programda İmam Hatiplere ilişkin bir şey söylemişti ve aslında bir linç kampanyası başlatılmıştı. Sözlerinin aslında ne anlama geldiğini, ne amaçla bunları söylediğini ve sözlerinin çarpıtıldığını bizlere anlattı. Şimdilik noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.